Emre. Evde kimse yok galiba. Bir de insan kapısını açık bırakıp niye çıksın ki? Belki komşuya falan gitmiştir. Hava yapmış hala sıcak. Çantası montu falan da yok ortalıkta. Bilgisayar da açık kalmış. Bir yan dairelere sorsak mı? Ya ben de apartmanın içine dışına bir daha bakayım. Varsa bir görevliyle falan konuşayım. Kayıp büroya haber versek mi Devran'a? Galiba vermemiz gerekecek. Bu durum hiç hoşuma gitmedi. Ya kaçtı ya da kaçırıldı. Hadi çabuk çabuk hızlı olun. Evet. Nasıl gidiyor bakalım gençler? Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz Tayyar amca. Sen şimdi bana Tayyar amca mı dedin? Sen benim evladımla evlendin. Hasretini çektiğim kızım oldun. Lütfen bana baba de. Amca dersen incinirim. Tabii. Baba. Heh, bak şimdi oldu. Ben senin yarı baban sayılırım. Şimdi Ahmet de Zerrincim de burada olsaydı çok sevinirlerdi. Evet. Gerçekten çok sevinirlerdi ama bir yandan da çok şaşırırlardı. Malum biz bir tek Mert'i biliyorduk. Ya rahmetli Ahmet Fatih'i bilirdi benim sırdaşımdı. Çok arıyorum rahmetli dostumu. Neyse, sen de babam yanımda değil diye üzülme. Artık senin baban benim. Senin baban Tayyar Dündar. Bu yaşlı ihtiyarı İstanbul'a posaladıktan sonra nereye kırıyorsunuz bakalım dümeni? Balayını daha konuşmadık. Ama karım nereye istiyorsa oraya gideriz. Tamam. Gönlünüzce eğlenin, bir güzel dinlenin. Dönüşte evi hazırlatmış olurum. Evin üst katını size tahsis edeceğim. Birlikte yaşar gideriz. Ne gerek var canım? Biz çiftlikte annemle kalırız. O zamana kadar da Nilüfer'in kafasına göre bir ev bulur taşınırız. Tamam, siz bilirsiniz oğlum. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş derler. Birbirinize sıkıca sarılın, bırakmayın yeter. Dünyadaki en büyük nimet aşktır. Kıymetini bilin. Aslıcığım. Nilüfer bu kadar erken mi yattı? Hı hı. Çoktan. Nilüfer'le konuşacağınızı duydum. O yüzden emniyete geldim. Konuştunuz mu? Konuştuk. Neymiş problem?
Nilüfer kendisi anlatmak istiyor. Sabah üçümüz buluşacağız. Her şeyi öğreneceksin. İyi. Sabah Nilüfer'le buluşalım bakalım. Zaten bugün yeterince zordu. Ben limitimi doldurdum. Söyle söyle, içinde kalmasın. Nereden anladın? Kalbinin sesinden. Ne diyormuş kalbimin sesi? Bizim çocuklar Belen'in eve gittiler. İpek'in güvenliğini sağlamak için. Bu Serhat'la Arif tekrardan eve gelebilir. Kapıda da polis bekleyecek birkaç gün. Vardan olması da iyi. Yani? Yani şu. Kızlar emin ellerde. Ben de sevgilime rahat rahat sarılıp uyuyabilirim. Tabii kendi evimize sarılıp uyumayı tercih ederdim ama... Yani o gün atarlandın, sinirlendin. Evsiz damsız kaldık. Evden de olduk. Bir kere senin yüzünden oldu. Beni kızdırmasaydın. Benim yüzümden mi oldu? Evet. Aa, pes vallahi. Yemin ediyorum pes. Vallahi pes etsen iyi edersin. Çünkü en iyi Ömer pes eden Ömer'dir. Ne bir daha söyle. en iyi Ömer ne Ömer'dir? Sonunda gerçekten karım oldun güzel kız. Nilüfer Dündar. Yapamayacağım, dur. İstemiyor musun? Evet, istemiyorum. Yanlış bir şey mi yaptım? Evet. Ne yaptın? Sen bu ellerle Bahar'a dokundun. Bu dudaklarla Bahar'ı öptün. Bana her dokunduğunda benim gözümün önüne o geliyor. Bahar'ı öpüşün, onun saçlarını okşayışın. Ben yapamayacağım Fatih. Peki, istemiyorsan yapmayız. Israr etmeyecek misin? Yani beni zorlamayacak mısın? Nilüfer, bazı hatalar yapmış olabilirim. Ama o kadar da hayvan değilim. Seninle her şeyi sıfırlamak istiyorum. Mutlu etmek istiyorum seni. Sen yeter ki bana güven. Yeter ki beni affet. Ne kadar istiyorsan o kadar beklerim. Kafamı karıştırıyorsun güzel kız. Neyse artık, çekeceğiz nazını niyazını. O zaman film izleyelim. Film izleyelim. Elif, sen ben buluşacağız. Benden haber almadan Fatih ile görüşme.
Ben burada mı yatacağım? Evet. Ne sandın? Yani ne bileyim, ben beraber odamızda yatarız diye düşünmüştüm. Odamız. Odamızda. Hı. Yuh Arda, yuh. Hadi geç yat şuraya. Bak İpek uyuyor içeride, gürültü yapma. Tamam işte. Biz de uyuyalım. Koyun koyuna falan. Arda. Tekme geliyor, frene bas. Ya ama ben bu gece hiç böyle hayal etmedim ki. Sarılacaktık. Uyuyacaktık. Böyle enginlere sığmayacaktık, taşıyacaktık falan. Arda. Sen 3 günlük adamsın benim için. Bir de seni yatak odama mı alacağım? Allah Allah ya. Sen daha çok hayal kurarsın. Sana Allah Allah ya. 3 günlükmüş. Ya bak 4 sene polis koleji, 4 sene akademi. Etti mi sana 8 sene sırf Ankara'da. Sonrasında mecbur hizmet var. Sonrasında İstanbul. Ya sen şuna 15 sene 3 gün desene. İyi geceler Arda. İyi geceler. Ya Pelo, ya kalbim. Ama... Bu nedir ya? Tek motora düştün hala için. Karaciğerinde gümlenince ne yapacaksın acaba? Merak etme Emmioğlu, yedek parça benim işim. Keyfin yerinde olduğuna göre senin gerzekler işi becerdi mi? Ya neyse ki senden yetenekli itlerim var benim. Fotoğraflarda çok güzel çıkmışsın. Yakışıklı çıkmışsın Emmioğlu. Sen bayağı fotojenik misin yahu? Bunun kopyası falan yok değil mi? Yok. Emniyetteki kopyaları Ali temizledi. Ben de senin arkandan kırıntılarını topluyorum işte. Bir daha da benzini fullemeden işe güce çıkmazsın. Nereye gidiyorsun? Alışverişi bitirdiğimize göre eve gidiyorum ne yapacağım? Yani bitti alışveriş öyle mi? O zaman ben niye alacağımı alamadım Hüseyin? Kardeşim sen benim emeklime mi gözünü diktin? Haraç mı keseceksin? Bak rahmetli babam derdi ki şu dünyada hiçbir şey karşılıksız değildir derdi. İyilik de kötülük de. Senin mallığın yüzünden polis yardımcısı bir hacker'ı öldürdüysem, en iyi adamım Arif boşa çıktıysa, bütün gün toplamaya çalıştıysam bunun bir bedeli olmalı ha Hüseyin. Al. Kendi malın gibi harca. Senin gibi paranın sıcağına aşık bir adam bunu unutmaz. Bir daha da aynı hataları yapmaz oğlum. Sen şu kılığına bakmadan bana akıl mı veriyorsun? Nereden geliyorum öyle penguen gibi? Düğünden geliyorum. Kimin düğünü? Yakında duyarsın. Sen Elif'le Ömer'i oyalayamıyorsun ama ben sürekli icat çıkartıyorum Emmioğlu. Rahat ol. Ben olmasam sen ne yapardın çok merak ediyorum seni. Ya böyle bir günün sonunda böyle ışıklar mumlar falan bir tuhaf oldu. Ama ne yapalım Elif'im? Ya senle bana sadece anlar kalıyor. Biraz klişe olacak ama anlarımızın tadını çıkartalım. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Zaman duracak.
mekan duracak. Dünya güneşin etrafındaki turunu bir geceliğine yavaşlatacak. Kainat. Her şey bize sefa vermeyecek. Bizim aşkımız o kadar kıymetli mi? Hayat ne kadar kıymetliyse, aşkımız o kadar kıymetli. Tabii bu olanlardan sonra çok düşündüm. Nasıl bir yol bulabiliriz diye. Nasıl bir çıkar yol. Bu İpek'in çocuğundan herkes kuşkulanıyordu. 7 düvel. Dedim ki kocası da kuşkulanıyordur. O da babalık davasına düşmüştür. Filiz'le konuştuk. O biraz araştırdı. 3-4 tane şirket varmış böyle DNA testlerini açıklayan. Hepsine müracaat ettik. Ama cevap alamadık. Hepsi gizliymiş çünkü. Benim polis olmam gerekiyormuş. Burada da sahneye ben giriyorum ha? Bravo. Ne kadar çabuk anlıyorsunuz. Hadi bakalım. Göster polisliğini. İpek'in çocuğun babası Ömer mi, öğren bize. Otları doldurmuşum. Ben hiç otlu sevmem ki. Ben de kanepede yatmayı sevmem. Ama işte hayatta her zaman her sevdiğimiz, her istediğimiz olmuyormuş. Değil mi kalbim? İyi bari. Bunu anladığına sevindim. Şişt, Arda, sessiz ol. Uyanacak şimdi. Zaten bütün gece uyumadı. Belli ki aklı oğlunda. Yazda. Sen de isime bir takıldın ha. Ya nasıl takılmayayım ya? Ya yıllardır bunların tek hayali değil mi? Çocuklar olacak, erkek olacak, adı da Yağız olacak. Biz bunu dinleyip durduk. Ya dün ismini söylediğinde tüylerim diken diken oldu. Ya benim de. Ya o günleri hatırlamak için mi acaba koydu diyorum ama... insan daha fazla acı çekmez mi o çocuğa her seslendiğinde? Vallahi bana anılara gönderme gibi gelmedi. Hele o adı söyleyişi, Ömer'e bakışı falan. Dün gece uyku tutmadı, bir hesap yaptım. Bunlar akademiden sonra ikisinin de tayini Van'a çıktı. 2 ay sonra bu kız evlendi. Yani çocuğun doğum tarihine bakınca 7 aylık doğması lazım. Bence çocuk Ömer'den. Dedikoducu kadınlar gibi bütün gece bunu mu hesapladın? Dedikoducu kadınlarla ne ilgisi var ya? Benim can dostumun hayatı söz konusu. Eğer şüphelerimde haklıysam Ömer'in hayatı bitti de. Ben sana söyleyeyim. Elif'in de. Hele Elif. Sen beni olmayan bir çocuk için terk ettin.
Elif karşısında kanlı canlı çocuğu görünce ne yapacak? Ne yapacak? Ömer'i bırakacak. Hello. Buradayız. Tolga aradı, verdiğimiz eşkalden birini bulmuş. Adamın adı Arif'miş. Birkaç da adres var, gelin diyor. Tamam. Şahane. Elif. 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 Günaydın. Günaydın. Sabah uyandığımda seni göremeyince gittin sandım. Neden gideyim ki? Ben olduğum yerden çok mutluyum. Yaramazlık yapma, otur. Fırında omlet var, yanacak. Git. Vallahi sofra 10 numara 5 yıldız da... ben fırında omlet meselesini tam bilemedim. Bana biraz alengirli geldi, emin misin? Bence önce tadına bakıp sonra yorumla yap. Roma'da aşçılık yapan bir arkadaşımdan aldım tarifi. Ama eğer yine sevmezsen hepsini ben zevkle yerim. Tamam, tamam. Tadına bakarız, sıkıntı yok. Ha, tadına bakacaksın, beğenirsen yiyeceksin, beğenmezsen yemeyeceksin, öyle mi? Evet. Tamam ya, şey yapma ya, kızma. Evet, tamam, problem yok, yeriz, sıkıntı yok. Gel, gel. Sen ne yaptın böyle? Efsane olmuş. Tadımlık. Ben bir ömürlük alsam. Hatta sen her sabah bana böyle omlet yapsan. Neydi bu büyük İtalyan buluşunun ismi? Hani ekmeğin üstüne domates salça sürüyorsun ya. Bruschetta. Ha işte. O salçalı ekmekten yapsan, hatta aç bıraksan ne olur. Her sabah yanımda uyan da. Yanlış cümle komiser. Bundan sonra yeni bir nişanlın olursa, ki bu çok büyük bir ihtimal bence... ne pişirse pişirsin, elinden zehir olsa yerim demen gerekiyor. Bak, bizim kasabada isyan hiç sevilmez, haberin olsun. Bizim kasabada da odunluk hiç sevilmez. Sen yine bana odun mu dedin? Yani böyle durumlarda diyene değil, dedirtene bakacaksın. Sen bana gel. Ömer, ne oldu ya? Sen bana gel. Yapma, yapma. Hayır, hayır, lütfen. Gel, lütfen. Gel, çok üşüyor. Hayır. Tamam, gel. Tamam, gel. Tamam. O gün yok bir daha, tamam mı? Tamam, yok. Sağ ol Filiz. Afiyet olsun. Bana bak, Nilüfer'i uyandır. Şirkete gidiyorum, gelsin benimle. Bayılıyordu çalışmaya. Ama ortalarda yok ila maşallah. Tamam Nedet annem. Arabayı ne yapacağız? Arabayı servise yollayalım. Eve mi bırakayım işe mi? Gel. Önce ben seni bir yere götüreceğim. Nilüfer'le konuştun mu? Yo. Son zamanlarda kankası sensin. Hani buluşacaktık bu sabah, ne oldu? Allah Allah. Üye mi kaldı acaba? Sabırlı olacaktın. Şu benim gözlerimle bir kendini bir görsen, şu kalbimin sesini bir duysan, beni anlayacaksın ama işte. Bunu gerçekten dilerdim, biliyor musun?
beni gerçekten sevip sevmediğini anlamayı çok isterdim. Senin hala şüphen mi var? Parti, ben senden bir şey isteyeceğim. İste. Bence biz Tayyar amcanın teklifini kabul edelim. Yani onunla yaşayalım. Ne gerek var canım? Biz kendi hayatımızı kuracağız. Tayyar Dündar'dan ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Elif'le Ömer bizi ayırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Tayyar amca bizi koruyabilir. Bizi ben koruyabilirim. Ben karımı koruyabilirim, tamam mı? Anlıyorum. Şu an gurur yapıyorsun, farkındayım ama kabul et, sen de Ömer'den çekiniyorsun. Ya, yoksa niye haftalarca kaçak gibi yaşayasın ki? Bak, bizim huzurumuz için buna ihtiyacımız var. Ya, en azından bir süreliğine. Kuruntu yapıyorsun. Babama ihtiyacımız yok. Ben sana korkularımdan bahsediyorum, sen kuruntu diyorsun. Ya daha ilk sabahımızda sen beni ciddiye almıyorsan bence biz bu evliliği iptal edelim. Yani çünkü buna devam etmenin hiçbir anlamı yok Fatih. Bana bak. Biz seninle bir yuva kurduk. Biz Kambil'den kule dikmedik. Eğer bir daha evliliğimizi tehdit malzemesi haline getirirsen kalbini kırarım. Ne oluyor seninle? Hatalar telafi edilmek içindir, değil mi? Günaydın. 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 Çok şanslısınız Elif Hanım. Tam zamanında aradınız. Bir iki müşteri çıkmıştı ama gözüm hiçbirini tutmamıştı. Kısmet sizeymiş. Harika. Ben o zaman pencereleri açayım, evi havalandırayım. O zaman burası bizim evimiz. Vallahi güzel sürpriz oldu. Bayağı bayağı üzülmüştüm evi kaçırdık diye. Boşuna üzülmüşsün. Peki sen ne ara aradın emlakçıya? Senden korkuyor Sigur'la. Sen bana her şeyi söylüyor musun? Vay be. Bizim evimiz ha? Elif'le Ömer'in yuvası. Sen nasıl annesin? İnsan çocuğunu uyandırmaz mı okula gitsin diye? Ya servis ortak eve vardı bile. Sen de biraz sorumluluk al da saatini kur o zaman. Fenalık geldi. Hala ne oluyor? Nilüfer'i arıyorum. Sabahtan beri ortada yok şirkete gitmek için. Evde kimse de nereye gittiğini bilmiyor. Telefonu da cevap vermiyor. Buraya karotaş döşeriz. Bu eski evlerde de vardır ya, hani böyle yıldızlı, onlardan döşeriz. Hem sağlam, hem doğal, hem de çok güzel. Ne dersin? Sen nasıl istersen. Buraları da çimli yaparız, düzenleriz. Günün duyumu iyi, onu da budarız, yeni tomurcuklar verir. Tamam. Bu pencerenin önüne de senin bana vereceğin menekşeleri dizeriz. Buyurun, hesap numarası. $5,000 yatıracaksınız. Kontrat akşam hazır olur. Ne oldu, fiyat arttı mı? Yok. Ben size depozitoyu söylemeyi unutmuşum. Kusuruma bakmayın lütfen. Kardeşim, atlanacak bir şey mi? Ömer, hallederiz, tamam. Tamam, hiç ben hallederim. Bu işi muhatap benim. Tamam kardeşim, biz seninle organize oluruz. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ben gidip o zaman şu kiralık ilanlarını sökeyim. Tamam. Güzel olacak.
misin? 10 kere aynı pencereyi çektin. Bir kere aynısı değil. Farklı açılardan alıyorum. Ayrıca ben tasarımcıyım. Başka şeyler görüyorum. Ayrıca ben senin işine karışıyor muyum? Tabii canım. Sen benim işime hiç karışır mısın? Depoya arabayla dalmanın dışında işime falan karıştığın yok. Gizem titiz bir mimar. Böyle her açıdan almazsam sonra başım netini yer. Riski atamam. Taksi geldi. Taksi istemiş miydiniz? Evet, evet. Ben eve geçiyorum, üstümü değiştirip oradan şirkete gideceğim. Hadi görüşürüz. Eğer Tahir'in adamından ya da İpek'in oğlundan haber çıkarsa beni ara. Tamam. Nilüfer sen neredesin? Niye mesajlarıma geri dönmüyorsun? Niye telefonla açmıyorsun? Ömer, Albert evlendim dün gece. Ne yaptın, ne yaptın? Gerçekten mecbur kaldım yani. Başka şansım yoktu benim. Ama sana anlatacağım, anlayacaksın. Neredesin? Hemen söyle, yanına geliyorum. Hayır, hayır, sakın gelme. Yani şu an planımız çok güzel işliyor. Biz Fatih'le Tayyar'ın evine taşınacağız. Ben de oradan CD'yi alıp sana getireceğim. Nilüfer başlatma CD'ni. Senden CD falan istemiyorum. Tamam, plan iptal oldu. Neredeysen çabuk geliyorsun. Bu oyun başlamadan bitti. Ömer, bak eğer benim işimi bozarsan yalan söylüyor derim, inkar ederim. Hem sen de bence Fatih'in benden şüphelenmesini istemezsin. Çünkü neler yapabileceğini ikimiz de biliyoruz. Ne olur bak, izin ver. Ben şu an burada güvendeyim. Allah kahretsin! Sevgili aile, size kızdırdığımı, hatta hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama ben kalbimin sesini dinledim ve dün gece sevdiğim adamla Fatih'le evlendim. Lütfen mutluluğuma gölge düşürmeyin. Beni de, kocamı da rahatsız etmeyin. Beni kaybetmek istemiyorsanız aşkıma da evliliğime de saygı gösterin. Nasıl? Pınar bir süreliğine annesiyle kalacak. Mert'in haytalığını biliyorsunuz. Tek başıma kaldım bu koskocaman evde. Şimdi sayenizde yeniden yuva oldu. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi anlatamam sizlere. İstediğin iç mimarı çağır. Gelsin, kırsın, döksün. Ne ihtiyacın varsa yapılsın. Dinlenme odası falan. Ben bu odanın enerjisini sevmedim. Burada kalmayalım. Ben aslında aşağıdaki odayı çok seviyorum. Hani sizin çalışma odanızın yanındaki. Biz Fatih'le orada kalsak? Kızım o oda küçücük, zaten bir tek yatak sığar. Ama orası aydınlık. Şimdi kızım, ben bazen orada gece yarılarına kadar çalışıyorum. Görüşmem oluyor, misafirim oluyor. Sizi rahatsız ederim, olmaz. Ben zaten kalabalık ailede büyüdüm Tayyar amca. Pardon, baba. Ben hiç rahatsız olmam. Gerçekten tam tersi mutlu olurum. Şimdi sen baba dedin ya bana. Akan sular durdu. Şimdi oğlum hemen mimarlarla konuş. Aşağıdaki oda için çalışmalara başlasınlar. Her şey gelinimin gönlüne göre olsun. Hoş geldiniz evinize çocuklar. Safalar getirdiniz. Hadi gel bakalım. Tayyar Dündar! Aç kapıyı, kardeşimi göreceğim. Nilüfer nerede? Tayyar Dündar, sana diyorum, duyuyor musun? Aç kapıyı! Aç kapıyı! Kardeşimi göreceğim. Geldi yine benim atarlı baldız. Aç kapıyı!
Fatih dur, dur. Ya, dur, dur. Yapar yapar gider. Bırak. Fatih dur. Kızım kapıya nerede? Kadar gelmiş. Bir merhaba diyelim. Elif'le konuşmaya gidiyorsan dur bakalım Fatih. Neden? Şimdi o yaralı bir kuş gibidir. Önce ben bir gidip konuşayım. İyi tamam. Hayırdır Elif, hayırdır? Bugün silahla gelmemişsin. Ne oldu, aceleye mi geldi? Sana ailemden de, kardeşimden de uzak dur demiştim. Nilüfer nerede? Feveran etmeni anlıyorum. Biz de şaşırdık. Yıldırım nikahı oldu. Ama ne yapalım? Çocuklar mutlu. Gerisi teferruat değil mi? Kardeşim nerede? Nilüfer! Nilüfer! Nilüfer çocuk değil. Reşit olmuş. Koskoca bir kadın. Kendi rızasıyla evlendi. Benim kardeşim senin oğlunla isteyerek evlenmemiştir. Ama olmuyor böyle Elif'ciğim. Biz artık dünürüz. Akraba sayılırız. Çok kabasın. Çok ayıp. Biz seninle hiçbir şey değiliz Tayyar Dündar. Duyuyor musun beni? Hiçbir şey olamayız. Kardeşim nerede? Bana kardeşimi ver. Ben de kızdım çocuklara. Neden Elif'i düğüne çağırmadılar diye. Haklılarmış. Şu haline bir baksana. Senin bu fevri davranışların hep kaybetmene neden oluyor. Yazık. Oysa ne güzel olurdu bu anın tadını çıkartmak değil mi? Sen geç dalganı. Ama şunu unutma. Ben kardeşim senin o manyak oğlunu bırakmayacağım. Nasıl olacak o? Çok merak ediyorum Elif Hanım. Söyle ben de bileyim. Kardeşim bana ver. Bak. Kardeşimi Elif. Bana ver. Kardeşim nerede? Elif. Kardeşim nerede dedim Elif. Sana. Elif. Elif. Tamam bak. Elif tamam. Ha, komiser Ömer de geldi. Al götür şunu yoksa kibarlığımı bozacağım. Sen ben delirecek misin Tayyar Dündar? Of başım ağrıdı. Uzaklaştırın şunları şuradan. Bana dokunma. Çek. 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 Hadi kardeş. Çek. Çek. Duydunuz mu? Çek şuradan. Bak şu adamdan uzak tut benden yoksa polise mukavemetten hepsini içeri atarım. Çağır şimdi Elif'e de buraya gelsin. Yoksa Elif'ten de benden de kurtuluşun yok. Çağır gelsin yoksa ben bir şekilde bu eve girerim. İşte arzu ettiğim aile tablosu da nihayet vücuda geldi. Elif, Nilüfer nerede? Merhaba Tayyar Bey. Buyurun Nedret Hanım. Burada oluşunuzun haberi gelmişti. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Bu merasimli lafları bir kenara bırakın da sadede gelin lütfen. Yeğenim maalesef oğlunuzla çok talihsiz bir şeye imza atmış. Ama bu böyle ayaküstü tartışarak olmaz. Adabımızla konuşalım. Kimse de üzülmez. Değil mi? Tabii. Bence de münasibi budur. Buyurun. Girin çocuklar. Girin hadi. Elif'in de haddini bildirmeye geldiniz. Çok hırçın ve saygısızca davranıyor. Hiç yakıştıramadım ona. Ne de olsa aile büyüğüsünüz. Beni saymıyor ama belki sizi sayar. Hoş geldiniz. Allah'ın cezası yaptıklarını yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Sen bize ceza mısın ya? Ceza mısın? Kız, ayıp oluyor yani. Ayıp oluyor. Şşş, indir lan elini. Sen kimin evinde kime kafa tutuyorsun? Delik lan beni. Ya yeter, ne yapıyorsunuz siz ya? Gel eve gidiyoruz. Ben seni hiçbir yere gelmiyorum Elif. Sen de düş yakamdan artık. Bu evden de, hayatımdan da çık. Rahat bırak beni. Ben kocamı seviyorum.
sen de bir daha benim yüzümü görmek istiyorsan vazgeç bu tavırlarından. Kocan ha? Tamam. Beni bir daha görmeyeceksin. Çünkü benim artık Nilüfer diye bir kardeşim yok. Anladın mı? Fatih götür beni buradan ne olur. Babamızın katilleriyle aynı soyadını taşıdığına inanamıyorum. Nilüfer seni asla affetmeyeceğim. Duyuyor musun beni? Asla affetmeyeceğim. Yürü tamam. Hadi gel. Her seçim bir vazgeçiştir Nilüfer. Ve sen Fatih'i seçerek bizi gözden çıkardın. Ben de seni söke söke kalbimden çıkartacağım. Elif kes. Sakın bir daha karımı üzmeye kalkma. Yazık. Hadi Elif, hadi Aslı gel.